Bir tane kaynak makinesi aldık. İnternetten gitti gidiyor oradan. Markası Börtich. Ama bu da bir Çin malıydı. Al, şeyine baktım da. Şurasında bir yerinde. Neresinde yazırdı yahu? Bir yerinde yazırdı ama neresinde? Altında mı yazırdı? Sonra burada. Altında bir yazı var mı? Evet, altında bir yazı var. Ha, işte burada. Maden için en son yazı. En alttaki yazı. Maden için değil de işte Çin yazısı var neticede. Şimdi bu çok kaliteli bir makineydi. Girseydin de yani güldüğüme bakmayın. Çok kaliteli bir makineydi. Videolarını YouTube'da izledim, sonra aldım. Şimdi bunu çalıştıracağız. Çalıştırdıktan sonra bir şeyler yapacağız işte. Şimdi nasıl çalıştıralım? Çalıştırmıştım da. Bunun arkasında düğmesi var. Düğmesini asalım. Açtım. Hemen soğutma sesi gelmeye başladı. Yanında ne gelir? Bak bu gelir. Bu nedir? Maske. İşte şey var. Kendimi de görebilirim oradan. Şöyle tutamıyorum. Kaynak maskesi işte. Bir tane de bu fırça gelir. Tel fırçadı. Bu tarafında da demir var böyle puntaları, çapakları vurmak için. Şimdi bunun ekranına bir göz atalım. Ne yazır? Yazılanlar görünür mü? Şu anda 80 yazır. Şimdi 4 milim. 4 milim değil de 80'den 4 milim olur mu? Buna bir tıklayalım. 140 oldu. Ha, 4 milim dediği 2,5'luk elektrot. Şimdi 3,25 elektrota geçti. Bak şurada bir şey var. Ok işareti. 7 milim olmasını boş ver. Burası 3,2'ye geçti. Yani 140 ile. Bir tane yine tıklayalım. Bu zamanda 200. En yüksek midir? Şu anda 4 dörtlük elektrotu çalıştırır. Bir daha tıklayalım. Geriye düştü. Yani demek ki 5'liyi çalıştırma şeyi burada yaz. Yani görmüş, göstermişler ama buraya geçmiş. Şu anda yine 2,5'a geçti elektrot. Zaten bizim şu anda benim kendimi kullandığım 3,25'tir. Dörtlü elektrodu hiç kullandığım yoktur. 2,5'u da hiç uygun görmüyorum. Böyle incedir, hoşuma gitmir. Yani iyi kaynak etmez. Bizim bazen ağır işlerimiz olur. Onlar kaynak yapmayabilir. Ya şu anda ekranda güzel görünür mü, görünür mü? Güneş yansıması var mı, yok mu tam bilmiyorum. Böyle bir yakın çekim yapalım. Her şey tam görünür mü? MMA 200 PVO. 200 amperdi. Yani bu 200 amperliktir. Şimdi ne yapalım? Şimdi bu şey var ya, elektrotun takıldığı pense. Bunu ben nereye bağladım? Bunu şuraya, eksi olan yere bağladım. YouTube'da izlemiştim. Birisi demişti, eksiye bağlayın daha iyi şey yapar, kaynak yapırmış. Oradan esinlenerek şey yaptım. Şimdi bu 3,25'lik şey var. Elektrot var. Buradan alalım.
de 23 Nisan'da. Etrafı da şöyle bir çekelim. Gazlarımız, tavuklarımız. Gazlar var ya, adamı tutur. Şimdi biraz yaklaşayım. Şimdi gezen konudan konuya ne atlıyorsan ama yeri gelmişken gazı nereden bulacağım bir de? Gaz. Gaz. Elektrik seni kaynak edin mi? Gaz. Ben şimdi kaçım hele. Peşime gelmeseler. Yok, gelmeler. Neyse, boş ver onları. Gelişimize bakalım. Neyse, pensiyi buraya taktım. Ya bu tanker de akıdır. Şu alttan akıdır. Bak şu var ya. Bak görürsünüz. Bak damlıyız. Aksilik bunu kaynakladıksa da delik yeşeldi. Daha büyüdü. Kaş yapayım derken gözünü töktüm. Ne kadar kaynak maynak yediremse şimdi boş. Damlayıp durur. Acaba bunun içine ne yapmak lazım ya? İçine bir çukomastik mi sürüp o şekilde mi kullanak? Ne edek bilmiyorum ki. Vallahi ya. Neyse, hele duruyorum. Teşelli de bunu takabilecek mi? Ula gel bir tut, seç ula. Dur önce seni göstereyim. Sen kimsin? Ali Aydın. Tamam. Bak çekir, tamam mı? Hı. Parmağını şeyden kaldı. Ekranına. Tamam, sen böyle Ali. Hı. Bana bak oğlum. Pardon. Üstelen de edebilirim gösterdi. Bak şimdi 3.25 ya. Hı. Şimdi biraz bakalım. Baktıktan sonra şimdi bu var ya. Ya görüyorum, başta karıştırdı. Teyze, teyze neydi? Var ya. Üstel. 140'ı aldım. Yani 3.25'i çalıştırarak şekilde dönüştürdüm. Şimdi bunu duyu da çekersen, tamam mı? Hı hı. Korkup kaçma, korkma. Gözlerine bir şey olmaz. Yine hemen tutur. Ay fırfa edeyim, şey edeyim, öyle bir şey yok. Neymiş oldu işte. Bana bir, ben yakından göstereyim ya. Elimle şöyle tutayım. Şimdi bak. En hoşuma giden tarafı da o işte. Hemen tutur. Kaynağı diriş. Çıplak gözle bakmak iyi değil. Neyse. O zaman güzel kaynak yapabilirim mi? Ya başka bir makine var idi. Markasını söylemeyeyim ama kaliteli bir marka, tutulan bir marka. D ile başlıyor. Bu da 200 amper idi. O 3.25'i bu şekilde kaynatabilmedi ya. Şimdi maşallah bunda şey yok. Böyle durum, bekleyeyim, böyle hani puntalayayım. Oraya yapışım kalım. Öyle şeyler yok. Zaten en çok hoşuma giden tarafı olduğu için aldım. Ha, bunu kaç aldık? Bunu 1 milyar 250 milyonu aldım. Yani 1250 lira. Kargosunu kendim ödedim, 29 lira. Baktım ki PTT kargoyla gönderebilmirler. Başka bir firmayla gönderirler. Dedim ya siz PTT kargoyla gönderin. Ben onun şeyini ödeyerim. Önemli değil. Allah süper kaynak edir ya maşallah. Ali oraya düşmedi de bak orası. Kötü sudu. Ula börtüş süper kaynak edirsen, helal olsun sana.
bunun adı Börtük'tü. Hele bir okusan oluyor. Gör ne yazı. Burası mı? Burası mı? Ula büyük yazıları. Oh. He. Börte. Doğru. Hele bak sen Allah ya nasıl akıdır. Damlaya damlaya göl olur. Yani tankerin oradaki deliğini aslında bir delik var idi. Onu kapattım. Aksilik biraz daha güzel yapım derken yanına bir deliğini açtım. Bilmeden. Sonra o deliği kapatayım derken bir deliğini açtık. Böylece deliklerin sayısı fazlalaştı. Şimdi bak bundan alakalı söylememiz gereken bir şey var mı ya? Ben onu... Şu anda 100... Bırak. 140'da çalışır. Hele bunu 200'e alsam var ya, vallahi bunu deli der. Yani hatta 80'de bile şeyi çalıştırır. 3.25'i. Hiç 2.5'a gerek yok. Yani buraya bir tane 2.5 getirmiştim. Dedim ya bu 2.5'u hele bir deneyim. Belki tankeri delmez. Bundan kaynak edeyim. Aksilik bu da deldi. Boş. Ben şu anda çok memnunum bu kaynak makinesinden. Her ne kadar Çin malıymış gibi de görünse de Börtük sanki Alman malıymış gibi geldi bana. Ama işte altını okuduğum zaman yapan firma Çin firmasıydı. Şimdi burada bir MMA yazır ama onun manası nedir onu da tam bilmiyorum. Bak burada bir şeyler var. Menü, verede. Ya onlara gerek yoktu. Bak bu nedir? Ha bu da ince ayar. 140'lısa 139, 37, 36. Onlara yarıyor. Onlara gerek yoktu. Zaten buna bastığın zaman kim uğraşacak ince ayarla? Zaten ince ayarlık bir durum da yoktu. Belki de bu tankeri ince ayarından yapsaydım delmezdi ya. Ula gazlar ne içti? Bu gazın bir tanesinin de içinde yumurta kalmıştı. Ya bunu bir türlü doğabilmedi da. Ne kadar uğraştık işte bir şeyler yapmaya çalıştık falan filan. Yumurta gelmiş dışarı çıkmır. Dedim ne yapayım bunun eceli gelmiş. Doğabilmiyor. Şimdi ben buna operasyon yapacak da durumum yok. Yani anestezi mi yapayım, sezeryan mı yapayım, ne edeyim? En iyisi bıçağı alın bunun kafasını gövdesinden ayırım. Bu da kurtulsun, biz de bu dertten kurtulak. Ve bir tanesini o şekilde hallettik. En azından acı çekmesini önledik. İle değil mi Ali? Evet. Rahmetli oldu, dayadı. Evet. Şimdi bunu kapatalım. Kapattık. Tamam mı? Hele dur bunu da bir fişinden çıkardık. Allah tankeri yapacaktım olmadı kardeş ya. Bunu başka bir gün. Aslında bak bu tankeri var ya bir öbür tarafa çevirebilsem. Şey yapabilsem süper olacak da. Ali bir uğraşma onlarla ne oğlum? Hele gidip bostanı da gösterir. Bostan eli yapmamızı ki. Etrafını yaptık ya. Onu bana ver. Bana ver onu. Bunu da koyak. Fırsatını da alak. Bunu da buraya koyak şimdilik dursun. Hakikaten ya. Şimdi bak o elektriği ben yedim kapadım. Tamam mı? Bir de yanlışlıkla bu gazlar bunu burnundan vurarlar. Şey olurlar ya. Ölerler ya. Öyle değil mi? Sen şey yapsana. O kaynak makinesini al. Ahıra götür. Hı. Orada ben gelip şey danalığa koyarsan tamam mı? Danalığa koy ben bu elektriği kapadım. Ola kablolarını düzgün tut. Ha, bu 4-5 kiloluk bir şey de ha yağır bir şey de değil. Ama maşallah. Hele bak ayağı bir yukarıda tut. Sen ne manyak adamsan. O şekilde götür. O maskeyi de al maskeyi. Çıkarttım. Etrafta yeşillenir ha.
Ya bu akırında. Aslında güzel oldu. Gargalar etraflarına yuva yapmaya başladılar. Hiç olmasa bir kıyıra şere yaradı da. İçinde inek minek mal mı saklamasak da gargalara yuva oldu. Hala görünür mü? Aha. Çerçöp topluyuflar bu şekilde çok var. Bak bakın şu bölgede de var. Burada da var. Orada öbür da tarafta da var. Gargalar duvelesinde. Yani bostan da yaptık. Etrafına şeyimi saç falan çaktık. Malzemesini almışam, ekilecek malzeme. Lakin yapacak adam lazımdı. Bizim adamlar da yorulurlar. Böylece bayağı bir geniş de ha. Bir 15 metre uzunluk. 8 metre genişlik. Olsa 8 x 15 kaç eder Ali? Sen bul. Öyle onu da benim üstüme at. Sen bul. Ben okuyup bitirmişim daha. Benden kesif. Sen öğrendisin. Sen bul. Bu da kalem açan çeşmesi. Adına kalem açan deyirik. Dur biraz açak elimi falan yakayım ula. Benim var bu bardağı yakayım. Yıka eve götür de bardak mı bulursunuz? Öyle her tarafta bardak kaynıyor. Ya da bardak orada dursun, bazen su içer millet. Ama oruçluktu ya. Ola kırlıf ola, onun yan tarafından kırlıf, o yüzden buraya koymuşlarmış. Çatlama var. Burada da şu andız var ya, gangal. Bak bunlar çok var, bunlardan. Bunlardan kurtulabilmirik. Bunları alıp atmamız lazım dışarıya ki. Buradaki bostan ektiğimiz zaman o ektiğimiz şeyin çıkmasına engel olmasın. Bunlara andız ismi veriyoruz. Bak şunlar. Abin neredeydi? Gelginin modeminde. Modeminde? İçinde yani. Ya bu kurda ne olup? Bu kurt sanki biraz hastalık Ali. Yememe ara sıra yiyor. Buna ne oldu Ceren? Kurt! Kurt! Sana ne oldu? Böyle hüzünlü müzünlü sen kaç gündü. Yalını falan da düzgün içmişsen. Hele Ali'ye bak, Azil'e bak he. Azil de oradan mağarık değil buraya. Azil! Anne baksın, ula tövme onları. Anne, öyle bak, sana tövme dedim yaşayın. Atardın üstümü başıma. Bu? 13 Nisan'da oruçluk başladı. 2021 tarihinde. Şimdi 23 Nisan. 13 Nisan'da başladı. 23 Nisan. 10 günde oruçluk devam edir. Bunun da bilgisini vererek de. Etrafın yeşillenmesi devam edir. Buraya da kapı yaptık işte. Yani buraya kapı yeri koyduk. Neyse konumuz neydi? Kaynak makinesi. İşte o kaynak makinesi var ya. Çok süper bir kaynak makinesidir. Ben memnun kaldım. Onun eritmesine hayran kaldım zaten. Onunla var ya büyük işler, çok büyük işler yapılabilir. Dörtlüyü bile eritir yani. Elimde dörtlü elektrot yok ama videolarını izlemişim. En azından üçlüyü gördünüz yani, üçlü. Hiç punta bile yapmadı. Yani yapışma mapışma yok. Hakikaten elektrot orada kaldı, gidim onu alıp götürüp yerine koyayım. Ya bu şeyi de tanker de başka bir zaman kaynak ederim. Bunlar da üçlü komandolar. Ama
makineyi, kaynağın elektrotlarını alak buradan. Bunu da ağzımı kapadım. Sonra içine karga marga düşer. Ya da yuva yapmak için uğraşarlar. Neyse bunları buraya koyak. Bunu da buraya koyak. Bunları alalım. Her taraftan bir iş çıkır. Burada da pense var. Ah, yerde de keser. Burada da bir sürü kablo işi. Bunları götürüm. Ahıra koyayım. Orada dursunlar. Burada yoksa kaybolup gidecekler. Ha, bağla gaza bak hele. Sen niye burada ne yedirsin oğlum? Bunlar da doğurlar. Azil. Ula sen burada sobayla ne yedirsin? Azil. Şşt. Her bir bana bak ya, bir kok ya. Her birden ateş verersen ya soba yanar ula. Sumursa mı? Buradan alır al koyak ya bunu. Bak elektrodu koyalım. Buradan alır al. Burada ne zaman karanlıktı? Her şey de buradadır. Öyle elimize ne gelirse buraya atmışız da. Sağlam yer ya. Çek, keseri de buraya asıp bu da tamam. Pensimi alıp içeriye koymu devamlı lazım olur. Bu kabloyu ne edeyim ya? Yine bunu da buraya koyak mı? Orada dursun, ne olacak ki? Vallahi ya. Bu da tamam. Gaz operasyonu başladı. Gidim biraz uzanım ne edeyim, yoksa gelip soğan meşim ya. Bir iş görmek lazım ama ne iş görelim? Konutta bu. Hele dur biraz da bu tarafları çekeyim. Hatıra olarak kalsın da. Hakikat bu seneki tarla işlerini de söyleyeyim. Sırası gelmişim. Bak Gımılı yolu 50 dönüme tritikaleymişim. Bu dal yere 30 dönüme yulaf ektim. Ama 20 kilo da dap gübresi vurmuşum. Tritikaleye de vurdum. Çamurluğa tritikaleymişim güzün. Güzden eymişiz tritikaleler zaten. Bir de ocağın üstüne 15 dönüme de yulaf ektim. Septim sonra ektim. Fakat oraya gübre hele sepmedik. O anda yok idi gübremiz. Buralarda böyle yulaftır. Şu direk var ya, görünür mü? İki mi? Parmağım görünür mü? Bu direkten öbür taraf komple gübrelidir. Şu alandan o taraf takara 20 kilo gübre sermişiz. Gübre fiyatlarını da söyleyeyim mi? DAP gübresi tonu 3,5. 3500 TL. 3500 TL. Zaten DAP gübresi yaptı. Şeyin
Bu ara yok tap, evet tap mıydı? Yok tap kal. 20'ye 20 almıştım bu yazbaşı. Onun tonu 3,5'uydu. Şeyin de tapınki de 4000. Tapın tonu da 4000. Şimdi yeşillendirme gübresi Tritikale'ye vursam süper olacak. Bilmiyorum işte o zamana para mara ayarlasak. Böyle yağmurlu bir günde vursak süper olacak. Yani bir denemekte fayda var. Horozun birini kestik. İki teneydi, biri kesildi. Dövüşürdüler, birbirini öldürürdüler. Onun da videosunu sevmedik. Bir denk gelmedim, gelseydim çekerdim de. Neyse ben daha kapatıram, giydirem, biraz yatam. En azından uzanam. Akşama nöbet var. Nöbette de bu videoyu yükleyerim. Köyde internet o kadar güzel çekmiyor. Azil buradadır, bak sobayla uğraşır. Azil! Kalk gel, bak gazlar seni tutacak en son. Bak orada gazlar var arkada, bak orada geç o tarafta. Onlar seni tutadılar. Bak görmezsin. Kalk gel. Ben eve gidirim. Sen bilirsin. Kargalar da söğütlere yuva yapmışlar. Hakikaten özümü de gösteremiyoruz. Ama şey yaparken kendimi görmüştük öyle mi? Kaynak falan yaparken Ali beni sehti de. En azından gelecekte geçmişteki halimi görmek için, öğrenmek için göstermemde fayda var. Neyse kapatırım. Salamat kalın.